Babacım. Ama benim gittiğim yere çocuklar giremiyorlar babacım. Günaydın. Evet, herkese merhaba. Adliyeye çocuklar almıyorlar babacım. Anneciğim, baba önemli bir yere gidiyor. Abi için gidiyor. Gel buraya bebeğim. Babacım, giremezsin ama. Evet, Memir seni de götürmek isterdim ama daha çok küçüksün babacığım oralar için sen. Evet, bugün atanın duruşması var. Bay bay yok anneciğim, baba gidiyor sadece. Ayakkabılarını da giydi vallahi. Gel, hadi öpeyim seni. Oh, baba hayırlı haberlerle gelsin, hadi bakalım. Bay bay yap babana. Gel bakayım abla. Şey oluyor. Ben o zaman da söylemiştim ya sana, bebeğin gelişimine göre, haftasına göre uyumlu bir gebelik. Böbrekleri, mide, cebe çok çok net görünüyor. Bu bebek çok fotojenik olacak çünkü plasanta arka duvarda. Şimdi yan dönüyor ama hani gerçekten her şey çok iyi. Hiçbir sorun yok. Ağzı, burnu, her şey, her şey. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, umarım her şey yolundadır. Tarık sabah erkenden duruşmaya gitti arkadaşlar. Atanın duruşması vardı biliyorsunuz ki. Hemen döndükten sonra duruşması olacağını söylemiştim size. Ve duruşmada bilirkişi raporu gelmediği için Temmuz ayına ertelendi. Temmuz'un ortası gibi, 23'ü gibi tekrardan duruşmamız olacak. İnşallah o zamana kadar bilirkişi raporumuz artık gelir. Çünkü hakim de artık bekliyor. Hani bir şeylerin sonuca ulaşmasını, neredeyse 5,5 sene oldu. Artık zaman aşımına uğramaya girdi duruşmamız. Biz de dört gözle güzel haberi bekliyoruz. Tabii bir karara varıldıktan sonra itirazlar yapılacaktır. Gerek bizim tarafımızdan olsun, gerek diğer taraftan olsun. O yüzden belki biraz daha uzayabilir. Yani bir sene kadar uzar diye düşünüyorum. Temmuz ayından sonra tekrar tekrar uzar arkadaşlar. Hemen bir sonuca ulaşmaz itirazlar olduğu sürece. Tabipler Birliği'nden de dediğim gibi doktorlara şikayet demiştim ya size. O şikayetin sonucu da, yani itirazımızın sonucu da muhtemelen Eylül ayı gibi gelir dediler bize. Oradan da bir haber bekliyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Biz yapacağımızı yaptık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar da gideceğiz. Yani doktorlar ceza alana kadar asla durmayacağız. Zaten ben bunu diğer videoda da biliyorsunuz dile getirmiştim. Sonrasında kızımızın kontrolü vardı. Kızımızın kontrolüne gittik. Her şey yolunda. Tam 6,5 aylık olduk arkadaşlar. Artık 26. haftaya girdik. Ve kızımız 800 gram olmuş. Doktorumuza genetik sonuçlarımızı ilettim. İşte kan değerlerime baktı.
Sonrasında radyoloji raporları gelmişti biliyorsunuz. Onlara temiz çıkmıştı. Her şeyin yolunda olmasına çok sevindim dedi. Zaten onun cihazı, ultrason cihazı da radyoloji doktorunun ultrason cihazına benziyor. Bayağı bir üst segment bir cihaz. O yüzden oradan takiplerini zaten en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Bugün de yine en ince ayrıntısına kadar her şeyine bakıldı ve hepsi haftasıyla uyumlu ve gayet sağlıklı gözüküyor. İnşallah doğduğunda da sağlıklı bir şekilde kucağımıza alırız kızımızı. Sonrasında alışveriş merkezine gittik. Demir'e ayakkabı baktık. Birazcık dolaştık. Aldığımız ayakkabı bir numara büyüktü. Daha önce almıştık ya doğum gününde giydiririm diye. Yani daha sonra giydiririz diye onu almıştık aslında. O da birazcık büyük geldi. Ayağından çıkmaya başladı. Şimdilik giyebileceği bir ayakkabı aldık. Abisinden kalan bütün ayakkabıları artık sıfırlandı arkadaşlar. Yani Demir'le Ata o zaman 4,5 yaşındaydı. Ayak numarası şu an aynı diyebilirim. Yani 2 yaş geriden gidiyordu. Zaten gelişim de geriden geldiği için ayakları da küçüktü. Ondan bir tane falan şu an ayakkabı kaldı. O numara da büyük. Şu an giyebileceği bir ayakkabı değil. Neyse o işimizi hallettik. Bir tane ayakkabı aldık Demir'e. Kamerayı yanıma almamışım. O yüzden çekim yapmak istemedim. Demir de bugün biraz huysuzlaştı. Uyumadığı için uyudu, uyandı vesaire. Zil çaldı derken çocuğum güzel bir şekilde uykusunu alamadı. Ben de dedim ki madem hani Demir bugün huysuz, ablamlara ya da annemlere gideyim. Editimi yapayım orada. Belki bugün annemde de kalabiliriz. Emin değilim. Ablamlardayız şimdi. Onlar içeride oyun oynarken ama editimi bitirdim. Editler böyle geliyor işte arkadaşlar. Kolay olmuyor Demir'le birlikte edit yapması. Akşam çünkü geç saatte uyuyor, erken saatte kalkıyor vesaire derken ancak yetişebiliyorum. Videonun yüklenmesini bekliyorum. Video yüklensin. Ardından Demir'e süt falan almaya gideceğim. Gece artık devam sütüne geçtik. Devam sütü içiyor. İçimin, Pınar'ın devam sütleri oluyor. Çocuk devam sütleri. Artık onlara geçtik. Yavaş yavaş. Bir ay sonra da zaten Demir'in doğum günü. Öncesinde bir doktor kontrolüne gideceğiz. 2 yaş kontrolü olacak. Öyle. Şimdilik her şey yolunda. Anne. Efendim anneciğim ne yaptın? Sen oyun mu oynadın teyzeyle? Aa. Bakayım anneciğim o ne? Hamburger. Tamam burada aşkım. Nerede kamyonu? Hadi bunları bunun içine koyalım Demir. Gel. Bir saatte burada oynuyor ablam. Resim mi çiziyor? O amga. Ay çok güzelmiş. Arabayı aldık sonra bebeği salladık. Aa, bebeği mi salladın? Ayağını alıyor böyle sallıyor bebeği. Salla bakayım bebeği göreyim anneciğim hadi. Hadi bebeği aşkım hadi gel. Hadi teyzem otur. Teyze sen onun yeni ayakkabılarını gördün mü? Görmedim. Demir yeni ayakkabı aldı bugün. Görmedim şimdi bakarım. Hadi teyzem bebeği bir uyut. Anne bir görsün nasıl uyuttuğunu. Aa silgi de bulmuş. Hadi teyzeciğim bebeği bir uyut. Aa Demir. Şöyle kurutulmuş meyveler var burada arkadaşlar. Ablamın karşı komşusu vermiş. O da bize verdi. Demir çok seviyor. Gelip gidip yiyor bakın. Güzel Demir mi? Demir bitirdin mi ağzındakini bakayım. Bittiydi. Bakayım ağzındaki bitti mi? Bitti de Demir. Al. Bitti de bir daha versin teyze. Bir tane de bana ver de ben yiyeyim hadi Demir. Bir tane de Mert'e bana vermeyecek misin? Mert'e bana de ver. Yok. Evet arkadaşlar ablamlardan çıktık. Demir'i annemlere bıraktık. Bayağı bir huysuzlaştı. Çünkü öğlen uyku uyumamıştı. Yemeğini yedirdim ona uyutmuşlar. Zaten yatağa girer girmez uyumuş. Şimdi iki katlı bir A101 mağazası varmış annemlerin orada. Onlar öve öve bitiremiyorduk komşusuyla. Ben de gelip böyle gezmek istedim. Şöyle borcamlardan istiyordum kaç zamandır. Şöyle benim borcamam yok. Küçük kase şeklinde vardı. Ama bunu görünce bir de ağzı kapaklı ya normalde şöyle alacaktım. Bu burada daha uyguna geliyor değil mi abla? Bayağı uygun. Fiyatı çok iyi. 90 TL. Ablam da almışken iki tane al o zaman dedi. Bir de şöyle yuvarlağı vardı. Bu yuvarlağın camlısı var bende. Ama böyle misafir falan gelince böyle servis edecek bir şeyim yoktu. Çok iyi oldu. Şöyle doğum günü falan bizde de meşhur biliyorsunuz. Çok yapıyoruz. Böyle aperatif şeyler. O yüzden böyle alayım dedim. Bir de şu şeyler falan da bunlar çok uygun. Bunlar da kapaksızmış. Bunlar da böyle kapaksız. Ama buradaki fiyatlar gayet uygun dışarıya göre. Büyükleri var mesela. Şu aşağıdaki büyük değil mi? Bizdekinden mi? Bu şey. Bunun bir büyüğü herhalde. Evet. Şurada açalım bakalım. Buna da bakalım. Ben bu borcamları seviyorum ya.
Aynısını mesela ben Paşabahçe'de bakmıştım. Aa, o da çok güzelmiş. Ama aslında bize bunlardan lazım biliyor musun? Senin doğum gününde şeyde. Çünkü az bir şey yapmıyor. Onu nereye koyacağım şimdi? Evde yer yok ki. İhtiyacım var. Ay aslında ihtiyacım var. Yok değil. İki tane de böyle alabilirim. Ama nereye koyacağım? Şöyle gezelim. Burada bayağı bir şey var arkadaşlar. Termoslar, işte piknik sepetleri. Şu küçük sandalyelere bakacağım. Demir için. Evet, testi ben yapıyorum arkadaşlar. Gayet iyi bence. Ama ben bunu oturamam tabii de. Bazen böyle kalabalık gidiyoruz. Çok yer kaplamayınca bunlar iyi oluyor. Şunlara da bakacağım. Bak şu var bir de. Geçen gün görmüştüm. Bir kaplamıklar. Onu göstereceğim yani size. Aa bu ne? Bu masa. O şey masa. Sorry. Hemen kaplıyorum, koyuyorum. Sorry. Arkamızdan kızmasınlar. Bunlar geldiler, baktılar, dağıttılar demesinler. Kamp çadırı da var. Demire bakacağım küçük şu sandalyelere. Bunlar çok güzel oluyor, çok tatlı oluyor çünkü. Gerçi demir dokunmaz herhalde. Şu. Bunlar diyorsun abi. Evet, bu demire göre. Şöyle bakın. Zor açılıyor ya. Zor mu açılıyor? Evet. Şu biraz daha mı büyük acaba? İçin galiba zor açılıyor. Tamam. Oturdukça genişler mi abi büyük olanı? Beni bile taşıdı vallahi. Sığdım. Ben sığdıysam demin hayli hayli sığarsın. Şöyle kapanmış falan da. Ya bunun yerine bir tane büyük alsam daha iyi olur. Aynen. Trenler, legolar. Burada bayağı bir ucuz. Surprise'ın ürünleri var. Yine seyahat ütülerinden var. Şuna benzer bende vardı bir tane zaten. Ben onunla idare ediyorum. Ama var yani güzel şeyler var. Bu kadardı. O iki borcamı alacağım. A101'e döküm tavalar gelmiş. Evet küçükmüş. Böyle. Beklediğim gibi gelmedi. Daha büyük olur diye düşündüm ama fiyatı da 1200 TL'ymiş. Bu lavanın döküm tencereleri. İhtiyacı olan varsa. Yani küçük. Gerçi çok da küçük değil ama. Yani 28 cm. Bunun bir büyüğü olsa daha iyi olurmuş. Ama çok ağır. Değil mi? Çok ağır ama güzel. Görünümü güzel bence de. Burada Bella Touch diye bir marka var. Taç'ın ürünü bu da yine. Tencereleri çok güzel, çok kaliteli. Ablam almış bunlardan. Onları göstereyim. Benim ihtiyacım yok. Arkadaşlar geldim annemlere. Demirtaş uyumuş. Öğlen uykusunu da almadığı için erkenden yattı. Sabah ne yapacağız bilmiyorum. Annem ben buradayım sen uyu dedi. Ama gece kalkar beni arar. Anne der burada olduğumu anlarsa. Ama anlamazsa bilmiyorum ne yapacak. Anneme de bir bakalım deneyelim dedi. Ben onun yanında yatayım sen salonda yat dedim. Ben de şimdi salona geldim. Makyajımı falan temizleyeceğim. Şöyle dedim. Elimi yüzümü yıkayayım. Dizi açayım. İzleyeyim. Erken uyuyacağım bugün. Yani bir saat falan oyalanıp uyurum diye düşünüyorum. Yarın da bakacağım duruma göre eve mi gitsem. Yoksa kameramı mı almaya gitsem. Bundan önceki kameram servisteydi. Onun işte tamiratını yaptırmamıştım ama oradan gidip almam gerekiyor kamerayı. Aradılar çünkü geçen gün. Belki yarın oraya gidebilirim onu almaya. Öyle. Evet, videomuza yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ikinci günden herkese merhabalar. Hazırlandık, demiri de hazırladım. Önce bir parka götüreyim dedim. Kahvaltıyı yaptıktan sonra eşyalarımız da hazır. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Şöyle bir parka getirdik demiri. Burası Masal Parkı diye geçiyor. Masal kahramanlarının burada... Efendim anneciğim? Ha, çantanı mı açalım? Oyuncaklarını götürecek. Bakarsınız ne kadar tatlılar ya. Çok güzeller. Ya. Burası Çakmaktaş Devri. Bak orada çok güzel şeyler var. Gel gidelim. Hadi gel. Alaaddin varmış. Gel bak bakalım Alaaddin'e gidelim. Güzel güzel burada evler yapmışlar.
Aa, çok yazı yazmışlar, çok hasar vermişler. Aa, Red Kit de var, Demir. Çok tatlı var. Alo. Kitlere bak. Çok güzel değil mi Demir? Bak Sünger Bob var burada Demir. Demir atabildim ince. Gel, oyuncaklarını koyup oynamak istiyor anne. Öyle mi? Hı hı. Gel koyalım buraya oyuncaklarını. Gördüğünüz gibi harika bir park olmuş arkadaşlar. Masal kahramanlarının evlerini yapmışlar, kendi maketlerini yapmışlar. Harika olmuş ama şöyle bir durum var. Biz geldiğimizde daha güzeldi. İlk yapıldığı dönemlerdeydi Atay'la geldiğimizde. Şimdi boyaları falan kapmış, üzerine bir sürü yazılar falan yazılmış. Daha temiz, derli toplu olabilirdi yani. Ama yine çocuklarla böyle gelip hava almak için, gezmek için güzel bir yer. Ayrıca parklar da var. Yani buranın dışında çocukların oynaması için parklar da yapılmış. Oraya götüreceğiz şimdi Demir'i. Park'tan çıktık Demir'le birlikte. Oradan pazara geçtik. Annemi de pazara bıraktım. Yaprak gördük yol üzerinden. Bakar mısınız? Şöyle. Annem güzel dedi. Bilmiyorum. Bir kilosunu şimdi ben getirdim de kalanını ben sana alır gönderirim babanla dedi. Olmadı dolaba koyacağım arkadaşlar. İyice bakayım. Evin eksiklerini aldım. 3-5 bir şey aldım. İşte domatesimiz yoktu. Demir'in muzu yoktu. Kiraz aldım. Kirazın fiyatı bayağı bir düşmüş bu arada. Bu hafta 80 liraydı. Kavun aldım. Ekmeğimiz. İşte borcam almıştım en son biliyorsunuz. Demir'in sütleri de burada. İhtiyaçları şimdilik aldım. Tarık çünkü çıkacak. Yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Pazarın içine giremedik. Çok kalabalıktı. Hani kıyıdan köşeden alacaklarımı alayım çıkayım dedim. Onları da halletmiş oldum. Demir de uyudu, iyi oldu. Demir Bey uyudu, uyandı. Gözümüzü parkta açtık. Biraz dedim oyun oynatayım. Bitti. Bitti evet. Başka oyuncak yok anneciğim içinde. Oyun. Başka yok aşkım. Hadi oyuncaklarınla oynasan. Otur. Oh. Güzelce oyna hadi bakalım bebeğim. Kapıka. Evet denizde yüzüyor değil mi Yunus? Bakalım. Bu ne? Ne? Hayır bu ne? Çilek. Bu ne? Bu ne? Ama kırma babacığım niye kırıyorsun? Kardeşinle oynayacak bunlarla. Bu ne? Meme. Tamam kardeşinle oynasın ama büyüyünce sen büyüdün artık bunları. Demir senin kardeşin nerede? Tamam kardeşin oynasın ama doğru olmaz mı? Aa Demir burada ne var bak şimdi. Amga. Amga. Kamyon. Hadi tamam bunu da koyalım. Bitti tamam. Bu ne? Araba olanları toplayalım de. Şapka evet. Şapka diyor değil mi? Aferin sana Demir. Baga baga. Baga baga balık. Bitti. O büyük o büyük. Aslanı bir göstersin mi? Bu ne Demir? Aslan. Bir anda bayağı bir tansiyonum düştü arkadaşlar. Zaten kadın doğum kontrolünde de
Doktorumla görüştüm, kolesterolüm yüksek çıktı, bu gebelikten kaynaklıdır dedi. Kanım yine düşük çıktı maalesef ki, kan ilacı kullanmama rağmen. Yani bu halsizliğin sebebi olabilir mi dedim doktora. Ya tabii o da bir etken ama hani demirle uğraşmaktan, onun peşinde koşturmaktan bunun da olması normal dedim. Ama ben bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum, enerjim çok düşük. Yani normalde diğerlerinde böyle her gebelik farklıdır dedi. Ben de zaten daha önce sizinle de paylaşmıştım bu durumu. Bugün ekstrem bir kötü hissettim kendimi. Yemeği yedim bilmiyorum, yoğurt yediğim için mi artık ama yoğurt da bana dokunur, çok fazla yoğurt yiyemem. Ama gebelikte hani kalsiyum eksikliğinin yaşanmaması adına yiyorum yoğurt. Kramplarım başladı mı dedi doktorumuz. İki kere falan bu krampı yaşadım, hamilelikte krampı yaşayanlar beni anlar. Demirde de yaşadım 7. aydan sonra, atada da yaşamıştım. İnanılmaz şekilde bir kramp giriyordu bacaklarıma. Bunu da iki kere böyle sabah uyanıyorsunuz, bir anda bacağınız böyle kasılıyor, kalkamıyorsunuz. Ben ağladığımı biliyorum, bir sabah kalktım. Yani atada o kadar yoğun geçmedi ama demirde çok yoğun kramplarım oldu. Birinde böyle ağlayarak kalkamıyorum yerimden. Kasıldım kaldım böyle, 15-20 dakika boyunca geçmedi o kramp. O dönemde bir ilaç kullanmıştım, magnezyum takviyesi. Yani biraz da işte peynir, işte yoğurt vesaire onların tüketimini minimum miktarda yaptığım için de olabilir. Eskisi kadar yemiyordum çünkü. Bunda da zorluyorum kendimi. Yoğurt falan hani o kasılmalar yaşanmasın, bebeğin kalsiyumu düşmesin diye. Kalsiyumumuz da normal çıktı şimdilik ama ilerleyen zamanlarda tekrardan bir kan tahlili yapılacak benim bu halsizliklerimden dolayı. Bir ay sonra tekrardan bir tahlillerine bakalım dedi. Vitamin verdi. Vitaminlere devam et. Bakalım bir ay sonra durum değişmezse ona göre konuşuruz dedi. İşte eve geldik. Bu aralar bu arada biz çizgi filme galiba 18 aylıkken falan başlamıştık Demir'de. Hani yavaş yavaş böyle açmaya başlamıştık. Şimdi böyle merak salmaya başladı. Aralarda farklı farklı çizgi filmler geliyor. Bizim oynatma listemiz var. Oynatma listemizin bazen dışına çıkıyor. Günde böyle yarım saat, bir saat falan izletiyorum normalde. Ara ara ama kısa kısa izletiyorum. Ve bu aralarda bayağı bu çizgi film merakı artmaya başladı. Şeyler var, tam çizgi film de değil ama işte böyle arabalı, kumdan arabalarla falan oynayan çocuklar falan var. Adını da bilmiyorum çizgi filmin ama o tarz şeyleri izlemek istiyor. Ve ben de bugün sabahtan itibaren hiç çizgi film izletmedim. Annemler de bir, yani 5 dakika bile izlemedi belki kahvaltıda. Geri kapattı kahvaltısını, öyle kendi yaptı. Akşama doğru da direkt ağlamaya başladı işte çizgi film. Sonra parka götürdüm direkt. Her çizgi film istediğinde hani farklı farklı şeylere yönlendirdim. Ve en son eve geldi, uyudu, uyandı. Tekrardan Leo Leo demeye başladı işte arabalı çizgi filmlerden. Sen Leo diyor. Hadi kalk dedim anneciğim, parka gidiyoruz. Hemen parka çıkardım. Efendim anneciğim. Tamam geliyorum şimdi. Şikayet etme anneciğim babanı. Niye babanı şikayet ediyorsun? Sonrasında işte tekrardan bir parka götürdük, getirdik. Yemeğini yedi falan, saat artık 7-7.30 gibi falan oldu. Yarım saat falan açtık böyle. Ben de arada uyudum. Yani minimum miktarı indirmeye çalışıyorum. Çünkü alışkanlık haline getirmesinden çok korkuyorum. O kadar dikkat ettik. Hani bundan sonra da dikkat edelim istiyorum. Bu da istikrarla olabilecek bir şey. Yoksa önüne çizgi filmi açtığın zaman çocuk saatlerce onun başında kalıyor. Bunun olmasını istemiyorum. Sizde durumlar nasıl? Bu durumu nasıl idare ediyorsunuz? Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Ben çok karşıyım çünkü sürekli çocukların televizyon başında oturup hani kilitleniyorlar çünkü ve hipnoz oluyorlar. Demir'de de mesela ara ara bunu yaşadım. Kötü olumsuz yanlarını yaşadım yani. Bazen şey yapıyor mesela, kendi kendine oyun oynarken arkada ses duyması da hoşuna gidiyor ama bazen de kendini kaptırıyor, hipnoz oluyor resmen. Sizdeki durumları da merak ediyorum arkadaşlar. Bunu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir de kadın doğum doktorumuzla şunu konuştum. Ay bunu çok merak ediyordum. Ben biliyorsunuz ki Demir'de normal doğumu çok istemiştim. Ve olmadı.
kordon dolandı. Maalesef ki sezaryen olmak zorunda kaldı. Sağlıklı bir şekilde kucağımızı aldık mı? Aldık. Ama bana sorarsanız normal doğum yapmış ve sezaryen doğum yapmış bir anne olarak şiddetle önereceğim. Yani zaten normali bu. Hep normal doğum istiyordum. Bunda da hani doktor başta dedi ki bir aradan 3 sene geçmesi gerekiyor galiba minimum. Ama dedi son aylarda dedi duruma bakacağız dedi. Ona göre dedi bir yol izleyeceğiz dedi. Yani normal doğum yapma durumum var şu anda. Yapabiliyormuşum. Tabii ki son bir ay kala. Son bir ay kala bunu konuşacağız dedi. Şu an konuşmak için erken dedi. Senin için en iyi olanı birlikte karar vereceğiz dedi. Ama benim gönlüm yine normal doğumdan yana arkadaşlar. Ben normal doğumda o kadar mutluydum ki, o kadar güzel ayaklanmıştım ki ben 15 aydır, yani bu bilmiyorum benim gibi bu durumu yaşayan var mı ama ben 15 ay boyunca acısını çektim sezaryen yerimin. Ve sezaryen yerimde de keloid topladı. İnanılmaz ağrı yaptı, kaşıntı yaptı. Çok çok kötüydü. Çok eziyetli bir süreçti benim için. Yani istemiyorum. Gerçekten sezaryen hiç istemiyorum mecbur kalmadığım sürece. Tabii ki öncelik çocuğumun sağlığı. Ama bence de hani eğer sağlık açısından bir sorun teşkil etmiyorsa normal doğum çok istiyorum. Doktoruma da hani bunu özellikle belirttim. Eğer yapabiliyorsak hani ben buna dayanırım. Önemli değil. Ama bebeğin hani tabii bebek açısından bir risk olacaksa, bir risk doğuracaksa tabii ki siz hani en doğrusunu bilirsiniz. Ama hani ben normal doğum istiyorum dedim. Bakalım. Son bir ay kala karar vereceğiz normal doğuma. O yüzden çok heyecanlıyım doğum konusunda. Çünkü normal doğum istiyorum. Buna da normal doğum istiyorum. İnşallah bakacağız. İnşallah her şey yolunda gider. Normal bir şekilde doğururum. Çocuğumu kucağıma alırım. Beklentim bu arkadaşlar. Evet, artık videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Umarım bizleri buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Videoların yetişmesi açısından dediğim gibi kısa kısa çekiyorum bazen. Umarım yeterli oluyordur. Çünkü 3 günde bir ancak geliyor arkadaşlar. Diğer türlü bayağı bir uzuyor. Artık bundan sonraki videoda Demir'in odasını yapmış oluruz birlikte diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Öpüyoruz. Bye bye.